Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Arkadaşlar merhaba. Yok. Ben hayatta oturmadım, kendi koltuğa oturmadım. Emanetçiyiz. Şimdi özel idare malları zaten kime verildi? Ben de sıfır çektim. Onun hakkında bir konuşmanın bir anlamı yok. Yargı sürecimiz devam ediyor. Yargı özel idare malları bize verirse hakkımızı yargı yoluyla geri almış olacağız. Şimdi köy tüzel kişiliği ve belde malları konusunda biz seçim sürecinde bu malları kim kullanıyorsa onlar kullanacak. Bunu nasıl vereceksin yasal olarak dediklerinde de kooperatifleşme olacak. Yani kooperatiflere, o köyün kurduğu kalkınma kooperatifine vereceğiz. Şimdiye kadar nasıl kullanıyorsa bu arazi o şekilde kullanmasına devam edecek. Bir belediyeye bir arazi verilmiş. Yerin ufaklı. Bunların üzerinde ürün var, diyelim kestane var, diyelim ceviz var, diyelim bu yörede incir var, diyelim başka bir şey var. Bunun toplanılmaması, bunun değerlendirilmesi için yıllık ihaleye çıkmamak, belediye başkanına aynı şey bizim için de geçerli. Görevi kötüye kullanmak bahisiyle. Bugüne kadar yapılan ihaleler gayrimenkulün satışı değil, o gayrimenkullerin ikisi çok farklı. O gayrimenkullerin üzerindeki ürünlerin heba olmaması için ve belediyede ihaleye çıkıp orada bulunan insanlara cüzi fiyatları bir taraftan görev yapmak, bir taraftan da insanlara bunu vermek için yapılan işler. Yani durum bu. Ve şu ana kadar da satılan bir kuruşluk mal yok. Ve o mallar için, köy malları için de meclisten alınmış bir karar verilmiş. Alınan yetki, köy malları satılıyor şeklindeki bir yetki değil. Şu tür malların, yani kısıtlı malların satılması için alınan yetki. Dolayısıyla yani böyle bir şey yok. Başkanımıza da bir sürü borç geldi. Ve tabii köy yerlerimizde olanak olmadığı için suyundan deposuna vesairesine her türlü şey, yolu, izle, sular izler bize geçti, başkanıma geçti. Biz onlara yatırım yapmak lazım. Gelen borçlarla beraber belediyenin yatırım bir de yasa gereği belli işler büyük şeyle devredildiği için gelirin %30-35-40 civarında bir para, tam kesinlikle ama 35 civarında bir para, %35 civarında bir para TİRE Belediyesi'nin hakkından gelen parasından kesilerek Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılıyor. Biz bu paranın sevdalısı ve peşinde değiliz. Ama kural da bu. Şimdi şöyle bir şey konuştuk Sayın Başkanım. Burada bir otel, değil mi? Bir nişanı. Bir de Gökçen'de vatandaşın kullandığı dükkan var. Dükkan, fırın, üzerinde ev, altı dükkanın üzeri ev gibi. Yani zaten vatandaşın kullandığı. Oradan da 6 trilyon, 5 diyorum ben, 6 trilyon olmuş. 6 trilyon da mesela Gökçen Belediyesi'nden borç devralı. Kapatıldı Gökçen Belediyesi. Şimdi burada bir bu malları satmak değil, amaç borçtan kurtulmak. Şimdi hem TİRE Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi gayrimenkul ve kamulaştırma
daire başkanlığı, sizin şube müdürlüğünüz. Oturacaklar. Bu malların değerini tespit edecekler. Bu malların değerini sayın belediyemizin borcu olan vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumuna bu fiyatlardan teklif edeceğiz. Alın kardeşim bu malları. Bizim derdimiz mal satıp da efendim o malı şey yapmak, bizim derdimiz borçtan kurtulmak. Tabii bu taraftan borcu silerken biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanımızın kentteki yaşam standartını artırmak için zaten yolunu, izini, bilinmesini, arıtmasını, köylerin kanalizasyonu neyse onun projelerini hepsini yapacağız. Ayrıca yapmak istediği stat, kapalı yüzme havuzu ve kapalı spor salonu. Bu tür şeylere de biz sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi olarak destek vereceğiz. Ama hangi belediyelerin neler sattı? Burada bir siyasi linç söz konusu. Burada siyasi lincin yarısı Tayfun Çiçek, yarısı Aziz Kocaoğlu. Hani bu mallar satılmayacaktı köy malları. Zaten satılan bir şey yok. Zaten bir sözümüzde duruyor.